3 aydan beri her gün bir defa değil, 20 defa, belki de daha fazla size Tanrı'dan rahmet dileyerek bu binada dolaşırım. Bunu artık toz ve toprak olmuş fani varlığınız hissetmese bile, ebediyet diyarındaki aziz ruhunuzun ta yürekten gelen bu dileğimi duymamasına imkan yok. Buna böyle inanıyorum. Bu candan dilediğim rahmet, ne Ankara ve İstanbul'da vakıf hanları yaptığınız için, ne de Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı tamir ettiğiniz içindir. Bunlar belki başlı başına birer mimari şaheserdir. Ve bugün 100.000 kişi bundan faydalanabilir. Fakat beni sonsuz derecede müteahhis eden, 20 şu kadar yıl önce Ankara'nın göbeğinde bir tiyatro binası yapmayı düşünmeniz ve yapmış olmanızdır. Eminim ki güzel kubbesi altında şu satırları okuyan seyircilerimiz de şu anda benim gibi size minnet duyuyor ve rahmet okuyorlardır. Bir tiyatro yalnız seyircilerin 3 saat geçirdikleri bir toplantı yeri değildir. Bir tiyatro bütün ömürlerini sanatın cezbesi ve huşu içinde geçiren sanatkarlar için bir mabettir. Çünkü aziz üstadım, tiyatroculuk bir meslek değil, dünyanın her yerinde bir imandır. Ömrümün sonunda bana ve Ankara'nın genç sanatkarlarına içinde huzurla çalışacağımız böyle bir yuva hediye ettiğiniz için bilseniz size ne kadar minnettarız.